Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senelerdir anlatıla gelen mucize denilebilecek olayları duymuşsunuzdur değil mi? Bugün bunlardan birini sizlere aktaracağım. Bu tarz videoları kısmet oldukça yapıyoruz. Videolarımızdan haberdar olmak için kanala abone olup mutlaka zil bildirimini açmanızı öneriyoruz. Hemen videomuza geçelim. Benim peygamberim beni kurtarır. Oruç Reis esir edilmişti. Bir süre zindanda kaldıktan sonra çıkartılarak bir gemide küreye çakıldı. Papazlar ve şövalyeler İtalyanca, Rumca ve İspanyolca bilen ve sözü sohbeti yerinde olan Oruç Reis ile konuşmaktan zevk alırlardı. Şövalyeler ona karşı hürmet duyuyorlardı. Sohbet sırasında ona, "Ey Osmanlı, sen güzel sözlü bir kişisin. Bizim lisanımızı da fevkalade konuşuyorsun. Müslümanlıkta ne buldun? Gel bizim dinimize geç. Adı sanı belli bir adam olursun. Büyük bir şövalye, kaptan yaparız seni," dediler. Oruç Reis, "Kafirlerin iyiliği bu mudur? Dinimden dönüp hükümdar olmaktansa Müslüman esir kalmayı tercih ederim. Şu duvarlardaki resimleri elinizle dizersiniz ve onlara taparsınız. Şimdi onları ateşe atsalar veya çölde bir kuyuya bıraksalar veyahut balta ile pare pare etseler kendilerini kurtarıp halas etmeye kadir değildirler," dedi. Şövalyeler, "Görelim senin peygamberin neyler, işte halin malum," dediler. "Benim peygamberim iki cihan fahridir. Bütün evliya ve enbiya ondan şefaat umar. Hepsine şefaati o eder Allah'ın izniyle. Hak Teala'nın avni ve inayeti ile gelip beni buradan kurtaracaktır," dedi. Şövalyeler gülerek, "Hele sen küreyi çekmeye devam et. Bu hava ile gönlünü hoş tut. Peygamberin seni kürek mahkumiyetinden kurtarsın," dediler. Aradan zaman geçti. Bir gün kürek çektiği gemi şiddetli bir fırtınaya yakalandı. Dalgaların arasında ceviz kabuğu gibi sürükleniyordu. Bu hengamede Oruç Reis'in zincirleri de koptu ve kendisini denize bıraktı. Dalgalarla bir müddet boğuştuktan sonra sahile ulaştı. Daha sonra arkadaşlarıyla buluştu ve yeniden denizlere açıldı. Bir muharebe sırasında kendisini esir etmiş olan şövalyelerden birkaçı şans eseri Oruç Reis'e esir düştüler. Onları görünce yanına getirtti ve şunları söyledi. "Ben size demedim mi benim peygamberim gelir beni kurtarır diye? İşte geldi, kurtardı. Varın reisinize söyleyin. Ben gene ona varayım. Ne kadar demiri varsa vursun, peygamberimiz bize Allah'ın izniyle yine yardım eder. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilmezsiniz." Bakara Suresi 154. ayet. Azim ve yüce olan Allah doğru söyledi. Bu gibi birçok olayı videolarımızda anlattık. Kanalımızdan bu videolara ulaşabilirsiniz. Tabii ki sadece izlemek de olmaz. İçlerinden ibret alıp kıssadan hisse çıkarmak gerekir. Buradaki kıssadan hissemiz en başta Allahu Teala'nın her şeye kadir olduğuna inanmak, peygamberleri ve evliyaları aracılığıyla bizlere yardım edebileceğine inanmamızdır kardeşlerim. Eğer Allahu Teala isteseydi kendisi ol derdi ve her şey olurdu. Ama Allah bazı şeyleri bazı olaylara vesile kılar. Mesela yağmur yağacağı zaman yerden suların buharlaşmasını yağmurun yağmasına vesile kılmıştır. Bu verebileceğimiz güzel bir örnektir. İsteseydi ol derdi ve o buharlaşma olayları hiç olmadan yağmur, kar ve birçok doğa olayı Allah'ın ol emriyle oluverirdi. Ama o dediğimiz gibi bazı şeyleri vesile kılıyor. Bizlere bir ibret, Allah'ın gücüne, kudretine bir delil olsun diye. Görebilene her şey delil kardeşlerim. Allah'ın sanatı her yerde. Bizler de o sanatlardan biriyiz. Bunun için Allah'a ne kadar şükretsek azdır.
Allah bizi daima ona şükredenlerden eylesin. Musibetlere sabredenlerden eylesin. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorum ve videomuzu bitiriyorum kardeşlerim. Hayırlı ilmin daha fazla insanlara ulaşması için videolarımızı beğenip insanlarla paylaşmayı unutmayın. Hayır paylaşınca güzel. Allah'a emanet olun.